Merhaba arkadaşlar. 2004 model Megane 2 aracımız. Hadi arkadaşımızın aracı. Hat var mı diye baktık. Hat yok ara. Şöyle size de nasıl bakıldığını göstereyim. Şuradan far yükseklik ayarından ve iştirim aydınlatmasının arkasını açıyoruz. Burada herhangi bir soket yok. Burada bir soket olması lazım beyaz. Şöyle. Soket olmadığı için araçta hat yok. Dinamik paket bu araç. Şimdi burada enjeksiyon beyni var hemen arka tarafta. En üstteki soketi açıyoruz. Burada da zaten hattın olmadığını görüyoruz. Burada bazı yerler boş. Şimdi ben oraya şu pinleri yerleştireceğim. Bu pinleri yerleştireceğim. Buradan 4 tane kablomuz çıkacak. Bu 4 kabloyu da içeri çekeceğiz. Bu pinleri takarken ilk önce boyumuzu bir ölçüyoruz, tamam mı? Nereye kadar sokmamız gerektiğini. Şuraya kadar sokmamız gerekiyor. Bunun ölçüsünü ben bu şekilde şöyle hafiften sıkıştırarak iz yapıyorum. Oraya kadar teklemem gerektiğini biliyorum, tamam mı? Şöyle ayarlamasını yapıyorum abi. Şimdi bunu ben D2'ye takıyorum. Kırmızıyı D2 olarak belirledim. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4 olarak. Şurası 1, 2, 3, 4 serisi. Burası da A, B, C, D diye devam ediyor. Zaten burada yazıyor bakın. 1, 2, 3, 4 diye. Şurada da A, B, C diye yazıyor. Bu D2. Şimdi bir de şöyle bir ayrıntı var. Dikkat ederseniz bir tarafta bir çentikli yerler var bakın. Şu tarafta bir çentik var. Çentikli olan tarafı sırt kısmına getireceğiz. Sırt kısmını çentikli tarafını getirip içeri doğru gönderiyoruz. Ama göndermeden önce şurayı bir çıkarmam lazım. Şurada pinlerin kilidi var. Bu kilidi bir açmamız gerekiyor. Bunu açtıktan sonra işaretlediğimiz yere kadar bu iteklememiz lazım. Bir yerde takılma yapıyor. O takılmayı engellemek için şunu şöyle iç tarafa doğru biraz bükmemiz lazım. Şurayı şöyle içe doğru büküyoruz. Tekrar. Biraz yakınlaşalım istersen. Tekliyoruz. Bazen böyle takılma yapabiliyor. Burayı geçmemiz lazım. İşaretlediğimiz yer burada. Muhtemelen hepsi girmiş oldu. Yani burada ucunda görülebilir. Şimdi diğerine geçiyoruz. Sarı olan D3. Yine şöyle içe doğru hafiften bükelim. İşaretimizi alalım. Şurası işaretlerimiz. İşaretimizi verdik. Bunu D3'e vereceğim. Yine çentik bunda sol tarafta kaldı. Diğer tarafta. Sırt kısmını çentikli tarafa yasladım. İçeriye gönderiyorum. Bakın tam işaretlediğim yere kadar girdi. Burada da şu an sıkıntı yok. Şimdi siyah olanlar. Bunlar bu şekilde işaretini alırsak hani sonuna kadar gitti mi gitmedi mi diye daha sonrasında problem yaşamayız. Bunu C3. C3'e göndereceğim. A, B, C, 1, 2, 3. Şurası olur C3. Gönderiyorum. Bu da işaretlediğim yere kadar gitti. Tamam. Son. A2. Bu A2 hız regülatörünün çalıştığı kısmı. İşaretini aldım. A2 bunda çentik sağ tarafta, sırt kısmını sağ tarafa verdim, çentik bir tarafa doğru gönderiyorum. Evet, bu da sonuna kadar gitti. Şimdi tamamını gönderdikten sonra şu yeşil klipsimizi tekrar yerleştiriyoruz. Bu biraz zor yerleşen bir şey. Hatta bunda bir sıkıntı var. Tamamdır.
arkadaşlar. Bunu tekrar yerine takıyoruz. Zaten bunu yanlış takma bir şansımız yok. Şimdi arkadaşlar bu kabloyu motordan içeriye ya da içeriden motora nasıl geçiririz diye çok şeyler var. Sıkıntılar. Onu şu şekilde ben size göstereyim. Şu şekilde benim bir düzeneğim var. Hani sonda denen şey. Kabloyu bu şekilde arkasına bağlıyorum. Şöyle göstereyim burada size. Debriyajın hemen üstünde şurada bakın kabloların geçtiği yuvarlak bir yer var. Lastik. Geç açarsam daha iyi görürsünüz. Evet burada. Bakın zaten benden önce buradan geçirmişler kabloları. Şu şekilde. Burayı açıyoruz. Şu şekilde açıp oradan yukarı doğru sallayacağız. Ortada boşluk var görüyorsunuz. Oradan yukarı doğru salladığımız zaman akünün hemen yan tarafından çıkış yapıyor. Şimdi arkadaşlar oradan gönderdim. Bakın burada şu aradan çıktı. Hava filtresinin hemen arasından oradan çıkıyor. Görüyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu geldikten sonra kabloyu buraya çektikten sonra ben şu şekilde iki parça halinde göndermiştim. Bunu buradan ikiye bölüyoruz. Şöyle bir tanesini alacağız buradan. Karşı taraftan da o bir tanesinin hangisi oldu? Mesela bak şu şu, tamam mı? Şu işaret koydum. Aynı kablo. Şu anda hemen işaretimizi vuralım. İkisine de az bir şey bant yapıştıracağız. Neden? Çünkü buraya çektiğimiz kablonun iki tanesinde voltaj var. Diğer ikisi sinyalle çalışıyor. Yani buradan voltaj verip de diğer taraftan sinyal verirsem bunlar karışacak. Yani sinyale voltaj gitmiş olacak. Bu şekilde yanlış bir hareketle enjeksiyon beyni yanıyor, haberiniz olsun. Şu şekilde ben işaret verdim. Bak. Bu kablonun ucu, bu kablo. İkisine de bant yapıştırdım. Şimdi 12 voltu ben buna bağlayacağım. Yani voltaj geçecek olanı buna bağlayacağım. Kolu takarken de voltajın hangisi takılması gerekiyorsa ona bunu takacağım. Voltaj yerine diğer sinyali buna takarsam, buradan da 12 volt buna gelirse enjeksiyon beyni yanar, haberiniz olsun. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Kapatabilirsin. Kola 12 volt vermemiz gerekiyor. Bu 12 voltu sigorta panelinde şurada bakın. Şunun alt bacağından almamız gerekiyor. Bunu zaten daha önce kim aldıysa yanlış almış. Sigortadan enerji almış ama ters taraftan almış. Yani sigortadan geçirmemiş bu voltajı. Şu işlem yanlış. Alt bacağından alınması gerekiyor. Şu şekilde şablonum var. Bunu zaten gönderiyorum size. Şu şekilde kurşun kalemle çiziyorsunuz burayı. Şöyle çizdim burayı. Daha sonrasında maket bıçağı ya da bir matkap ucuyla şu şekilde bir şekilde burayı parçalayacağız. İşaretlediğim yerden birkaç tane matkabınız varsa matkapla şöyle birkaç tane delik verin. Delikleri hallettikten sonra maket bıçağıyla zaten yumuşak malzeme şöyle yumuşak olduğu için rahat bir şekilde kesilebiliyor. İşaretimize göre
Çok düzgün olmasına gerek yok. Niye? Çünkü buradaki kolun şu kısmı, yani kenarda bunu kurtaracak şekilde, oraları kapatacak şekilde zaten yeterince yeri var. Şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle. Birebir oturdu. Ön taraftan da hiç belli değil. Şimdi bunu sabitlemek için iki tane vida atacağım. Normalde silikon da kullanabilirsiniz. Sıcak silikon. Ya da hızlı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz ama vida atmak daha mantıklı. Daha uzun ömürlü. Şöyle. İyice yerini sabitledikten sonra bir tane şurada atacağız. Ön taraftan. Bir tane de diğer tarafı çapraz. Çapraz diğer taraftan atacağız. Gel şöyle her köşeden. Çok fazla girmesin içeriye. Şu şekilde zaten diğer taraftan çıkıyor. Şu şekilde şimdi hala sağlam oldu. Evet, montajımız hazır. Şu şekilde gayet şık oldu. Şimdi test sürüşüne çıkacağız. Evet, şimdi test sürüşündeyiz arkadaşlar. 30 kilometreye geçtikten sonra artık şuna bastı. Şu an gördüğünüz gibi şu taksici olmasaydı güzel olacaktı. Bellekteyiz mesela. 30'u geçtikten sonra şu tepe tuşuna bastığımız zaman direkt 40'a ayarladı kendini. Kendisi 40'a çıkıyor. Tabii yol müsait olduğu sürece. Şu an rampada olduğu için biraz zorlu. Debriyajda da devreden çıkıyor. Hadi kardeşimize hayırlı olsun. Sağ olasın.